Satış yaparken satış yaptığınız müşteriye bazı ürünleri daha evvelden hangi fiyata verdiğinizi bilmek istediğiniz gibi son satış fiyatınız değil de tamamen e stok için tarihçesini görmek isteyebilirsiniz. Herhangi bir faturaya çift tıklayıp zaten burada birim fiyatı üzerinde sağ tuş alış satış fiyatları yani F10 tuşuna bastığımızda bu carinin son alışını görüyoruz ama ben son alışını değil tarihçesini görmek istiyorum bu stok için. O yüzden üzerinde sağ tuş carinin stok hareketi düğmesine tıklıyorum. Bu malı yani mercimek isimli ürünü müşteri 2 isimli cari 2 kere satın almış. Birisi 0,5 diğeri 0,6 nolu faturalardan. Bir kere 10 kilogram bir kere de 2 kilogram almış. Zaten bir tanesi de gözümüzün önünde. İkisini de üç buçuk liraya almış. Yeni bir fatura düzenleyelim. Aradan diyelim ki on, altı ay geçti. İki tane ürün. Bakla ve mercimek. Daha evvelden mercimeğin e, ne kadar aldı? 3,5 liraya. Zaten biz bunu görüyoruz. Ama toplamda diğer faturalarda nedir durum bilmiyorum. Mesela müşteri size o sırada diyebilir ki tamam sen bana en son 3,5 liraya verdin ama ondan evvel 2 liraya alıyordum. Hemen Cari'nin stok hareketine basalım. Bakın sadece mercimek için bunu verecek. Mercimek için hayır. Siz en son bunu üç e, 3.5 liraya aldınız ama hep 3.5 liraya almışsınız. Faturaları da burada diyebilirsiniz. Bakla için bakalım. Sadece bir kere satın almış. Size diyebilir ki ya ben baklayı hep sizden alıyorum. 1-2 yıldır. Hayır 2 yıldır e, bilmiyorum ama son yıl bu 6 ay boyunca bir kere satın almışsın deyip müşteriye doğru bilgi verebilirsiniz. Onu da zaten 0 liradan almış. Burada öyle gözüküyor. Mercimek için tekrar bir satış daha yapalım. Mercimekten 5 kilogram daha almış olsun. Ve bunu da 4 liradan almış olsun. Kaydediyorum. Tekrar geldi müşteri. Bir satış faturası daha düzenleyelim. Tekrar mercimek. Bakalım 1 kilogram vereceksiniz. En son 4 liraya almış ama size dedi ki ya ben bunu 3,5 liraya alıyordum. Sağ tuş stok hareketine bastığınız zaman evet. En son siz 5 lira 4 liraya satmışsınız ama ondan bir önce 3,5 liraya ondan bir önce de 3,5 liraya satmışsınız. Yani bu müşteriye siz belki de 3,5 liraya verebilirsiniz. Sadece o stok için ve o cari için tarihçiyi bu şekilde fatura içerisinde alabilirsiniz.